1990'lı yılların başında Rusya çoğu yabancı yatırımcıya bir vahşi doğu gibi görünürdü. Ancak Jean-Noël Lemon, Desange kuaför zincirlerinin Rusya'daki ilk halkasını açmak için 93'te Paris'ten Moskova'ya gitti. Ve 20 yıl sonra Parisli kuaför halen Rusya'da. Her şey çok karışık, çok zor ancak birçok şey yapabiliriz. Her şey çok hızlı ilerliyor. Rusya'daki hayatından sıkılan Lemon bir süre sonra Fransa'ya geri dönmüş. Bir yabancı yatırımcı olarak burada görevimiz tehlikeyi oynuyoruz. Herkes eğer burada bir Rus tanıdığınız yoksa size orada mafya var işin zor diyor. Ancak burada mafya yok. Çok iyi organize olmuş insanlar var. Yani bunlar farklı organizasyonlar, kimi daha açık, kimi daha kapalı. Ancak burada her şey çifte piyasa olarak yürüyor. Görünen o ki yabancı yatırımcılar son 10 sene içerisinde ülkedeki yolsuzluk, kanun, modern, altyapı yetersizliği ve rüşvet problemlerini aşıp ülkede fırsat kapılarını yeniden aralamaya başlamış. Rusya'ya petrol, gaz rezervleri ve ondan sağladığı gelirler sayesinde 2008 krizi teğet geçti. Ancak kriz Rusya'nın peşini bırakmaya niyetli değil. Moskova'da düzenlenen Forum Rusya 2013 yatırım zirvesi işte bu sorunları masaya yatırdı. Petrol fiyatları yükseldiği zaman bu Rus ekonomisinin yapısal zayıflığını maskeliyor ve her şeyin yolunda gittiğini zannediyorsunuz. Petrol fiyatları düştüğü zaman Rusya gelirlerinde farklılaştırmaya gidilmede pek de yol alınmadığını görüyorsunuz. Kimi uzmanlar ise yavaşlayan ekonominin sadece Rusya'nın değil küresel bir sorun olduğunun altını çiziyor. Ancak bu uyarıların hükümetin adımlar atması için iyi bir fırsat olduğunu söylüyor. Büyümede yavaşlamadan bahsedersek bu konjonktürel bir durum. Eğer herhangi bir şey Rus ekonomisinin değişmesine etki edecekse, o zaman belki kısa vadede büyümede yavaşlamaya gitmek acı verici olacak. Ancak orta vadede bu çok da yararlı olabilir. Bu hükümetleri acı ilacı içip kimi yapısal reformlar gerçekleştirmeye itebilir. Rus iş adamları ülkenin küresel rekabetteki en büyük engelinin kanun ve düzenlemelerdeki açıkları olduğunu vurguluyor. Rus şirketlerine Brezilyalı ve Endonezyalı şirketlere göre daha az değer biçilmiş durumda. Bu yatırımcıların bizim şirketimize gerçek değerinden daha az değer verdiğini gösterir. Bunun nedeni de ülkede yargının aksak işlemesi. İster bu fikre katılın ya da katılmayın, bunu görmezden gelemezsiniz. Çünkü yatırımcılar böyle düşünüyor. Bizim burada anlamamız gereken neden bu fikirde oldukları ve bu durumu değiştirmek için nasıl çalışmamız gerektiği. Rusya'nın ekonomik büyümesi yavaşlarken yatırımcıların endişelerini görmezden gelemez. Atılacak adımların sonuçlarını ise zaman gösterecek. Rusya yabancı yatırımcılar ve şirketler için halen çekici. Ancak lale devri sona ermiş gibi görünüyor. Petrol fiyatları bile eskisi gibi yüksek değil.